Evet arkadaşlar, parti 2 sohbet videomuz. Dayı, şöyle bir soru soruyorum. Bu koşulları nasıl başladın? Onu bir anlat bakayım bize bir. Önce ev aldık. Buradan ev üstü vardı. Ev üstü Hüseyin dedik. Ondan başladık. Verip abi. Biraz sesim bozuk mu? Olsun olsun, önemli değil. Onun geldi, burada arkadaşımız vardı. Süleyman'a geldi. O verdi bir çift. Süryanili. Süryani Cangelo. Geldi. Rahmetli oldu ve o kuşları, ilk kuşlarımızı o verdi. Allah rahmet eylesin. Evet. Peki bu çatıda aldığın kuşlar ne kuşuydu? Brief tabi. Brief tabi. Posta güvercinleri. Çarşı kuşu, çarşı. Bildiğimiz çarşı kuşu. Yabani. Ama yabani. Bayağı vardı. Evet. 60-70 tane rahat vardı çatıda. Evet. Peki dayı, taklacıya bu Süryani mi verdi size taklacıya? Evet. O kuşlardan var mı da? Yok. Onlar gitti. Onlar gitti. Eskilerde Süryanilerin iyi kuşları var derler. İyi kuşları vardı. Hadi canım, Can amcayı çok bilir. Peki nasıl çoğalttınız bu kuşları? Ya nasıl? Masur amca var Hanav'dan. Masur amca. Onlardan geldi Edip, yani. Edip vardı, Edip'ten geldi. Tamam, şimdi yabanileri beslediniz. Evet. Şimdi onu da aldınız. Peki taklacıya devam etmenizin nasıl oldu bu? Şimdi ilk zamanlar biz o çatıdaki kuşlarla şey yapıyorduk. Çatı kuşlarını besliyorduk. Evet. Sonra bize bu Cangelo amca geldi. Biz babam iş yerinde birlikte çalıştıkları bir arkadaşı. Tamam. Biz kuş var, kuş var, şöyle böyle deyince adam çıktı geldi bizim eve. Evet. Bunlar iyi değil. Yakup dedi, ben sana dedi taklacı kuşu vereyim dedi. Bize ilk verdiği bir çift kuş oydu. İçinde durdu bu kuşlar. Sonra bunlar oynamaya başladı kendiliğinden. Taklatmaya başladı. Perde abin dedi. Ben de o zaman da yani bu konuştuğumuz 2000 yılı, ben orada daha 9 yaşındayım. 9-10 yaşındayım. 11 yaşındayım. Benim de çok hoşuma gitti. Babama ikna ettim. Yani bunlardan bahçeye. Baba diye. Gel şöyle yap bak, böyle bunlardan al, bunlardan al diye. Sonra posta kuşlarını verdik. Bu Can amcadan, Edip amcadan, sonra Masur amca var Hanav'da. Onlardan kuş aldık geldik biz. Hepsine selam olsun. Aynen. Onlardan kuş aldık geldik. Öylelikle bizim maceramız kuşlardan başladı öyle. Peki Yakup amca, sen mi daha iyi anlıyorsun kuşlardan, oğlan mı daha iyi anlıyorsun? Oğlan. Ya gerçeği söyle şimdi. Yok, daha iyi anlıyorum babam canım. Kim daha çok kuşlar uçuruyor? Sen mi uçuruyorsun, oğlan mı uçuruyorsun? Oğlan. Ama ben bildim, sen şimdi ondan daha çok emek veriyormuşsun. Daha çok uçuruyormuşsun. Emek veriyor canım, daha emek çok veriyor. Daha önce iyiydik ama şimdi oğlan uçuruyor. Atmacıya uçurun bir beyaz varmışmış. Beyaz nasıldı? Beyaz iyiydi. İyi miydi? İyiydi. Bir anlat bakalım, ne yapıyordu? Beyazı şuradan giriyordu, alıyordu, 20-30 metre gidiyordu. Yedidik kuşu. Yedidik kuşu. Yedidik işte olsun. Yani. İşte o da nasibini yiyecek dayı. Yani, yapacak şey yok. Tabii. Elimizden gelse arkasından uçucuyuk da uçamıyor işte. Var mı başka bir hatıranız böyle ilginç bir şey? Komik bir şeyiniz falan var mı? Yok. Nasıl yok? Hiçbir olay yok mu? Vardı da aklımıza gelmiyor şimdi ya. Yani yoksa bu 23 senedir bayağı olmadı. Besledik yani, var mı bir komik bir şey olayımız? Yani öyle bir aklımıza şimdi gelen yok ama %100 bir lafı açar, lafta şeyi açar. Bir şey çıkıyor ortaya. Aynen, bir şeyler çıkar ortaya. Peki da bu atmaca aldığın zaman dayım, sen ne yapıyorsun atmaca aldığın zaman, ne düşünüyorsun? Atmaca atmaca kızıyor ama. Ne diye kızıyorsun? Kızıyor. Bayağı. Ya ne örüyorum atmaca mı diyorsun, ne diyorsun? Aldı gitti geldi diyor. Böyle kendini moralme nasıl hissediyorsun? Sıfır. Sıfır. Arkasından düzüyor mu? Yok. Düzmüyorum be. Ya doğru söyle. Küfür et. Küfür yok mu? İlkan sen ne abi? Sen ne düşünüyorsun kardeş? Senin atmaca adı zaman. Valla yedikleri helal değil kurban. Ben öyle diyorum. Yediğin helal değil. He, o teke götürdükleri kuşların hiçbiri ona helal değil. Helal değil değil mi? Helal değil. Yani canımızı acıta acıta götürüyor. Hele o emek verip attırmadan, şey yaptırmadan teke soktuğumuz kuşlarımızı alıp götürdün mü helal değil. Canım yanıyor diyorsun değil mi? Aynen. Yavru toplu halde 5-5 uçurduğumuzda yavrudan götürsün canım. He, orada o kadar şey yapmıyor da, hele bir de kuşa hazırlayıp şey yaptın mı alıp gitmesi kötü oluyor. Ya işte insan bazen şurada tek uçacak kuş olmadığı zaman onu aldığı zaman işte moral ona bozuluyor değil mi? Evet. Ya. En çok bozulduğum şey oluyor zaten canım. Kuşa emek harcıyorsun, şey yapıyorsun, aşağı indiriyorsun. Tam diyorsun ki oldu diyorsun. Bir bakıyorum pat ayağını almış gidiyor. Yani peki, o kuşu geri de alsak bir faydasını görmüyor. Yani. Yok, ondan sonra bitiyor zaten. Peki dayı, evdekiler sana bir şey diyor mu, bu kuşa niye bakıyorsun bu kadar? bakma bir şeyler falan diyor. Hanım mu? Hanım kızıyor canım. Kızıyor mu? Kızıyor. Bahçeye bıraktığı mı bakmıyor. Allah Allah. Aynen canım, öyle. Bu 23 senedir her sene
aynı şey oluyor canım. Peki yengeye demiyor mu? Yenge be, hanım ben Uş'a gitmesem de başka bir yere gitsem daha iyi dedim mi ne diyor? Evde dur. Evde dur diyor. Evet. İyi de evde dur nereye kadar? Bak ne güzel bahçe işte, bir yere de gitmiyor. Bak o oğlan ne güzel yanında. Aynen abi. Bütün gün bahçede oturmak varken varıp kahvede oturanlar da var. Evet. Bizim şeyimiz, tercihimiz bu. Bahçemizde oturup çayımızı, kahvemizi içip mangalımızı yapıp kuşumuzu uçurmak. İşte arkadaş geliyor. Arkadaşını sohbet ediyor, muhabbet ediyor değil mi? Bak ha, kuşluk ne kadar nereye vesile. Geldik seninle tanıştık dayım ben. Aynen öyle. Vesile oldum oluyor. Evet arkadaşlar, Yakup amcayı böyle like'layın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Öyle şey yapalım. Parmak atsınlar. Değil mi dayı? Parmak atsınlar kanalımıza. Aynen. Abone edip desteklemeyi Hakan abi unutmayalım. İnşallah desteklerinizi bekliyor arkadaşlar. Herkesi de bir bardak çayımıza bekleriz yani. İnşallah. Kapımız herkese açık. Uçan kuş var. Bu sohbet yeri. Abi görürsünüz dedi. Satılan kuş yok. Biz ticarette değiliz. Sohbetindeyiz. Hevesindeyiz. Heves bir kuş. Yine bir tane aldırdık. Bak. Kuş güzel uçuyor. Şunu onu çekemiyoruz. Gelmen çekeriz. Bak geliyor bir tane kuş. Şöyle ta şuradan geliyor baba. Gelişe bak. Bak şuradan nasıl geliyor lan. Vay. Ama daha yeni bir yavru bu da. Evet arkadaşlar. Evet. Yavrum amca devam. Anlat. Geliş güzel. Gidiyormuş. Kuş geldi gidiyor. Başka hatıra bir şeyler vardır illa ki. Bir şeyler olmuştur. Yok bir şey olmadı. Başka. İyi. Senin lan sende de mi yok? Yok abi öyle hatıra şimdi aklımıza gelen yok. Kötü bir şey olmadı. Yani kötü bir şey komik yok. Komik bir şey de komik. Mi olmadı? Komik kendi aramızda yaşıyorum böyle bir şey öyle olmuyor. Öyle şey yok öyle büyük bir şey yok. Aramızda komik şeyler oluyor ama. Kamera yaşlı mıydı insan kameraya karşı? Aynen kötü biraz değil mi? Bir durgunluk yaşıyorsun. Yani yoksa atmacanın peşinden dama çıkıp da düşenler kuş yüzünden şey var öyle şeylerimiz var mesela. Anlat işte ne oldu mesela anlat bir tane söyle. Eski kümesimiz böyle değildi çatısı düzdü. Yavrular yeni böyle o zamanlar kanadını falan bağlamıyorduk. Kuşları içeriden çıkarıp bırakıyorduk. Kuş işte frenleyemiyor varıp çatıya konuyordu. Elimde bir ayla çıktım bir kere çatının üstüne. Geri şöyle giderken şöyle ağaçlar vardı. Ayağım takıldı düştüm orada mesela. Ne oldu? Evdekinde fırça mı yedin? Evden. Tabii canım. Yine ne çekiyorsa yani, anneler çekiyor değil mi? Ya, kuş akıllı diyor. Kuş akıllı ne diyor? Kuş akıllı mı diyor? Öyle derler ya. Kuştaki akıl ancak kuş beyni derler ya. Evet arkadaşlar böyle sohbetimi şöyle durdurayım. Bir şey aklımda geldiği zaman ben sorayım ve devam edelim. Dayım şimdi eski kuşçular vardı. Eskiden kuş uçuruyorlardı. Şimdi o zamanki kuş uçuranlarla şimdiki aralarındaki fark ne? Hangisi daha iyiydi? Eskiden iyi kuşlar boğazlar yiyordu. Boğazlar kuşlar yiyordu. Çok kuş yoktu değil mi öyle? Yiyordu. Şimdi kuş çoğaldı. Kuş da çoğaldı. İyi tabii şimdiki zaman iyi eskiden. Şimdiki zaman eskiden iyi. İyi. Şimdi daha mı iyi kuş uçuruyorlar? Daha mı iyi kuşlar var şimdi? Şimdi dediklerine göre daha iyi. Dediklerine göre. Anlattıklarına göre. Ama sen nasıl düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eskiden dostluk vardı, arkadaşlık vardı. Eskiden dostluğu, arkadaşlığı iyi, kuşçuluğu iyi değildi. Şimdi kuşçular iyi, arkadaşlık mı kötü? Kötü, evet. Hani, aynen öyle. Eski bağ kalmadı mı yani? Kalmadı. Sen ne düşünüyorsun Yeken? Biraz öyle olmuş abi. Bunun yani, sosyal medyanın etkisi olabilir mi? İnsanların çıkar mesela. Abi insanın içindedir o ya. Olabilir. Yani sosyal medyadan da böyle fazla oraya da bağlı bir insan ya mesela şöyle lan sosyal medya değil mi? Bu işin ticaret anlamında. Aynen ticareti döktüler bütün işi abi. Yani şöyle baktım ben. Eskiden hatır vardı gönlü vardı. Evet. Hatır gönlü var değil mi önceden? Abi. Hatırla alın şey yapardın yani. Şimdiki herkes ticarete dökmüş işi. Evet. Yani hiç demiyor ki bazı insanlar nasıl kazanıyor, nasıl ediyor demiyorlar. Yani 500 lira, 1000 lira kuşlara para çekiyorlar. O kuşlar da insanlara tatmin etmeyince benim görüşüm her zaman kendi kapındaki kuş en iyi kuş o abi. Yani kendi kapında uçan en kötü kuş başkasının en iyi kuşuna iyidir diyorsun yani. Aynen öyle abi. Öyle söylüyorum. Yani kendi kuşum başkasının iyisinden çok çok iyidir abi. Ya mesela kendi kapında da kuş uçuracaksın. Yavru uçup göreceksin ki bileceksin ki ona göre değil mi? Eşleyeceksin o zaman daha çok iyi bu kuş bulursun. Aynen. Hani kendi kuşu aynen öyle evet. Kendi kuşumu bileceksin. Başkasında iyi bitmez ki. Bitmiyor. Allah biliyor. Bitmiyor ki. Değil mi dayı? Başkasında iyi kuş biter mi? Bitmez. Bitmez. Anlatmıyor bu.
Yani bir de şunu... Masada anladığı gibi değil. Masada anlatıyorlar değil mi daha? Masada anlat, anlat ben aynı. Anlatıyor, öyle. Ama gördüğümüz yok. Yok. Hiç. Bu hiç sene anladım. Şimdi... Mesela kupalarda önceden canlı yayınlar olmuyordu. Şimdi artık genelde de artık Türkiye gibi yurt dışında olan kupalarda da canlı yayın yapacaklar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk an sana söyleyeyim. Bu canlı yayın konusunda. Canlı yayın çok iyi olur. Elinde bir delil olur yani. Evet. Gittiğin yerde uçurduğun gördüğün yani uçan kuşu çekersen şu kuş ne yaptığı yaptığı ortada olur yani. Al şu insanlar görür değil mi? Aferin kuşumuzdan metraj yapıyor. Ne yaparsa o abi yani sonra işte kuş bunu yaptıydı. Yok şöyle şu kadar metraj yaptı şu taklayı yaptı. Şeyi kahar yani açan videoyu oturun izlen. İyi gitti dayı. İyi gitti. Biz kuş izliyor o konuşuyor ama. Aynen öyle. Olsun biraz şöyle 6-7 metreden aldım ama iyi gitti. Ne mutlu biz abi bir şeyler. Evet biz izliyoruz arkadaşlar. Demin aynen. Sohbet şimdi sohbet videosu çekiyoruz. Yani ben de aynen İlkay gibi düşünüyorum. Hani şimdi insanlar kuş uçurdu mu önceden yarışlara dayı diyorlardı ki hani bunu nereden bileceğiz? Kimisi arkasından konuşuyor, kimi kötü iyi aynen. diyor, kimi kötü diyor. Bunun önüne geçmek amaçlı yani kupalarda canlı yayın yapmak bence de iyi oldu değil mi? İyi oldu. En azından elinde bir delil olur. Tabii. Doğru söylüyor İlkan. Hiç kimse itirazımız. Evet. Evet dayım. Bu da işte bize bir hatıra kalsın. Bu da sohbet videomuz oldu. Bunu da yükleyeyim. Evet sağ ol. Sağ ol. Seyircilerimize demek istediğin var mı? Senden küçük olanlara. Küçük olanlara göz önünde büyüklerin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Biz de senin ellerinden öpüyoruz dayım. Pardon sen bir dileğin bir diyeceğin. Yok abi herkese iyi güzel uçumlar diliyorum. Ben evet. de büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir abimiz ve güzel bir kardeşimin yanındaydık. Bugün de bir sohbet, güzel bir sohbet videomuz oldu. Buradan herkese selamlar, saygılar diliyorum. İnşallah bir sonraki video görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız.